Bu videomuzda karaciğerden bahsedeceğiz ve birçok insan bu yavaş karaciğer ölümü sürecine sahiptir ki bu durumda hücreler yağlanır, iltihaplanır ve ardından yara dokusu geliştirirler. Bu da bu küçük hücreleri öldürür. Ama bunun asıl sebebi nedir? Size bunu açıklayacağım ve bu sizi sadece şaşırtmakla kalmayacak, aynı zamanda sinirlendirecektir. Pekala, karaciğer hasarının 7 erken belirtisini ele alalım. Bunlar karaciğerinizle bağlantı kuramayabileceğiniz garip semptomlardır ama tanımlamaları çok önemlidir. Çünkü karaciğerle ilgili sorun, karaciğer hasarınız olduğunu öğrendiğinizde bazen çok geç olmasıdır. Çünkü karaciğer sorununun ilk belirtisi genellikle hiçbir belirti göstermemesidir. Karaciğerin %90'ı yok olana kadar ne olduğunu anlamazsınız. Bu konuda çok deneyimim var çünkü 20'li yaşlarımda karaciğer hasarı yaşadım ve bu yüzden size günümüzde neler olduğunu anlatmak istiyorum. Eskiden olduğu kadar alkol artık karaciğer sorunlarının ana sebebi değildir. Alkolik yağlı karaciğer hastalığını, alkol dışı yağlı karaciğer hastalığıyla karşılaştırırsak, alkol kaynaklı yağlı karaciğer yaklaşık %4 civarındadır. Yani bu, diğer yağlı karaciğer probleminin 20'de biridir. Ama kök sebebe geçmeden önce, bu erken uyarı işaretlerinden bahsetmek istiyorum. Bir numaralı semptom, bir dolgunluk veya sıkışıklık hissi veya hatta bir ağrı olabilir, sağ kaburga kemiğinizin altında, bazen sağ omuza ya da kola ve hatta kürek kemiğinin arkasına doğru yayılabilir. Bunu yaşadığımda ne olduğunu bilmiyordum. Bu karaciğerimdi ve karaciğer, şişer ve safra kesenize giden bu küçük tüplere baskı yapar. Bir zamanlar safra kesemden kaynaklı olduğunu sanıyordum ama aslında karaciğerimden kaynaklanıyormuş. Çünkü karaciğer, safra kesesini kontrol eder ve safra kesesi, karaciğerin yaptığı safra denen sıvıyı depolayan ve yoğunlaştıran küçük bir kesedir ve safra Elbette yağları sindirmenize yardımcı olur. Neler olduğunu anlamamıştım ama şunu söylemeliyim ki o ağrı sağ tarafa, bu küçük frenik sinir boyunca sağ omuza kadar yayılıyordu. Bunu tam burada bir gerginlik gibi hissedeceksiniz. Birisi size kaç kez masaj yaparsa yapsın, orası yine de gergin kalacaktır. Ve bazen bu ağrı sağ taraftaki kürek kemiğinizin etrafındaki romboid kasına sırtınıza yansıyabilir. Ama bunların hepsi karaciğerle ilgili sorunlardır. Sonunda bana olan şey boynumdaki omurlarla ilgiliydi. Bunlar boynunuzdaki kemikler değil tabii ki. Ancak benim boynumda sağ taraftaki tüm bu gerginlik bu omurları sağ tarafa çekiyordu ve bu da koluma inen bir siniri sıkıştırdı. Sağ kolum boyunca çeşitli yansıyan ağrılar yaşadım. Bunun karaciğerimle bağlantılı olduğunu bilmiyordum. Boynumda bir sorun olduğunu düşünüyordum ve masaj yaptırdım. Lakin hiçbir zaman iyileşmedi yanlış sorunu tedavi etmek gibisi yoktur. Bu sadece o sorunun orada kalmasına neden olur. Bağlantıları kuramadım. Pekala. İkinci belirti enerji kaybıdır. Şimdi belirgin bir yorgunluk hissetmeyebilirsiniz. Ancak dayanıklılığınızın azaldığını fark edeceksiniz. Özellikle egzersiz yaparsanız veya kendinizi zorlarsanız eskisine göre çok daha çabuk tükenirsiniz. Aslında dayanıklılığınız ve sahip olmanız gereken tam enerji olmadığından daha erken yatmanız gerekebilir yemekten sonra yorulabilirsiniz. Yani sağlam ve iyi bir dayanıklılığa sahip değilsiniz. Enerjiniz böyle inişli çıkışlı oluyor. Bu yorgunluk da zayıflığa dönüşebilir, böylece o canlılığı, o gücü kaybedersiniz. Yani karaciğer sorunları olup da sandalyeden kalkmakta zorlanan bazı insanları tanıyorum. Ya da yerde oturuyorlarsa ve ayağa kalkmaları gerektiğinde sanki kalkmak onlar için gerekenden daha uzun sürüyor. Üçüncü belirti, vücudunuzun herhangi bir yerinde, mesela ayak tabanlarınızda kaşıntı olabilir. Ben de ayak tabanımda tam kemer kısmındaydı ama vücudun herhangi bir yerinde de olabilir. Bu durum safra tuzlarının dokularınıza geri sızmasından kaynaklanır. Çoğu zaman bu kaşıntıyı ellerinizde veya ayaklarınızda fark edersiniz. Ve nedense insanlar bunu hareket halinde oldukları gündüz saatlerinden ziyade geceleri daha fazla fark ederler, muhtemelen dolaşımın safra tuzlarını vücuda dağıtması nedeniyle. Ama eğer bir süre boyunca aynı pozisyonda kalırsanız, ayak tabanlarınızda daha fazla kaşıntı fark edebilirsiniz. Bu da safra tuzlarının kana ve dokulara geri sızmasından kaynaklanır. Dördüncü belirti, bu küçük kırmızı noktalar veya örümcek damarlar. Bu, yüksek östrojen seviyelerinden kaynaklanıyor. Erkeklerde ekstra meme dokusu olabilir. Kadınlarda östrojen baskınlığıyla ilgili bir dizi problem vardır. Çok fazla östrojen vücut için iyi değildir. Bu durum, erkeklerde kansere bile yol açabilir. Yaşlandıkça ve karaciğerleri daha fazla hasar gördükçe dikkat ederseniz ciltleri daha yumuşak olur çünkü daha fazla östrojenleri vardır. Bu ilginç bir durum. Östrojen kadın vücudunun etrafında yumuşak bir katman sağlar. Ayrıca östrojenleriniz androjenlerden fazlaysa cildinizdeki tüyleri kaybedersiniz. Bu muhtemelen yaşlı erkeklerin alt bacaklarındaki tüyleri kaybetmeye başlamasının nedenidir ve sonra cilt çok yumuşak ve parlak hale gelir. Bu genellikle karaciğer sorunu ve östrojen birikimidir. Beşinci belirti, tiroid bezi ile ilgilidir. Tiroid bezi, tiroid hormonunun aktivasyonu için karaciğere bağımlıdır. Karaciğer probleminiz olduğunda, tiroidinizin bozulmaya başladığını fark edeceksiniz. Bu size yorgunluk, saç kaybı, enerji kaybı, yüksek kolesterol, cildin kuruması gibi birçok farklı semptom verebilir. Bu birçok şeyden kaynaklanabilir. Ancak özellikle düşük işlevli bir tiroid bezinden dolayıdır. Pekala, Altıncı olarak, düşük D vitamini durumu. Şimdi, zaten D vitamini eksikliğiniz olabilir, çünkü çoğu insanda bu var. Ama karaciğer hasarı ile bu çok daha kötüleşir. Neden mi? Çünkü D vitaminini gıdalardan aldığınızda veya bir hap olarak aldığınızda ya da güneşten aldığınızda aslında kana karışır ve sonunda böbreğe gider ve aktif bir D, 3 vitamini formuna dönüşür. Bilmeniz gereken şey D vitaminini depolama ve kullanma sürecinde karaciğerinizin çalışabilmesi gerektiğidir. Eğer karaciğer o proteini D vitaminine bağlayamazsa, D vitamini eksikliğiniz olacaktır. Düşük olacak, belirli D vitamini türü, 25 hidroksit D vitamini olarak adlandırılan bir şeydir. Bu, kanda kontrol edilen D vitamini türüdür. Ve işte, D vitamini alan bir kişi var diyelim ve daha fazla güneş almasına rağmen seviyelerini çok yükseltemiyordur. Peki neden? Çünkü karaciğeri hasarlıdır. Tamam. Bununla birlikte ortaya çıkacak bazı semptomlar nelerdir? vücudunuzun bir yerinde iltihaplanma olabilir, muhtemelen bel bölgenizde daha fazla ancak iltihaplanma vücudun her yerinde görülebilir. Yani iltihaplanma belirteçleriniz çok daha yüksek olacaktır. Bağışıklık sisteminiz zayıflayacak ve kalsiyum ile ilgili bir sorununuz olacaktır. Bu yüzden kas spazmları, kas gerginliği, kas düğümleri gibi sorunlarınız olduğunu fark edebilirsiniz. D vitamini vücut için o kadar önemlidir ki tüm genlerinizin %10'unu etkiler. Söz konusu olan yaklaşık 2500 farklı geni etkiliyor. Yani D vitamininin işlevi sadece iltihaplanma, kalsiyum düzenlemesi veya kaslarla sınırlı değildir. Ve yedinci olarak idrarınız olması gerekenden biraz daha koyu olacaktır. Ayrıca idrarınızda garip bir koku fark edeceksiniz. Kahretsin, ne oldu diye düşünürsünüz. İşte bu bir karaciğer sorunudur. Ama şimdi karaciğer sorunlarının asıl kök nedenine inelim. Çünkü bu konuda çok fazla kafa karışıklığı var. Wikipedia'ya baktığınızda Size şöyle diyecektir. Bu sorun şu veya bu durumla ilişkili olabilir. Tek yapmanız gereken kilo vermeye odaklanmak çünkü obezite daha yüksek bir vaka oranına sahiptir veya bir risk faktörüdür falan filan. Bu oldukça kafa karıştırıcı. Size sadece yağlı karaciğerin değil, aynı zamanda iltihaplı karaciğerin ve siroza dönüşen karaciğerin de gerçek nedenini göstereceğim ve bu alkolden kaynaklanan durumların ötesine geçiyor. Bu yüzden buna bir göz atın. Yağlı karaciğerin yanı sıra genel olarak karaciğer hastalığının kök nedenini konuşacağız. Obezite ile ilişkilidir. Tip 2 diyabet ve metabolik sendrom denen bir şeyle de ilişkilidir. Yani temelde yüksek kan şekeri, yüksek kolesterol, yüksek tansiyon, obezite ile uğraşıyoruz. Bunların hepsi alkol dışı yağlı karaciğer hastalığından sorumludur. Tabii ki bunların kulağa oldukça bilimsel gelmesini sağlamaları gerekiyor. Bu yüzden yüksek kan şekeri, hiperglisemi veya tip 2 diyabet olacaktır. Yüksek kolesterol ise hiperkolesterolemi olarak adlandırılır. Böylece kulağa biraz daha bilimsel gelir. Daha sonra genellikle esansiyel hipertansiyon olan yüksek tansiyon var. Ardından size şu ilaçlar veriliyor. Metformin, kolesterol için Lipitor, yüksek tansiyon için Lisinopril. Ayrıca kanınızı inceltecek olan hidroklortiyazid adında bir diüretik ve belki biraz Ozempic verilir. Şimdi, bu tedavilerin hepsi insanlar için normalleştirildi. Tamam mı? Bu çok bilimsel ama artık normalleştirildi. Ve nedene indiğinizde, bilirsiniz, her zaman bu tür bir ilişkilendirme yapılır. Risk faktörlerinden bahsediyoruz, burada belirtilen her şeyden ve neden tedavi aldığınızdan bahsediyoruz. Başka bir deyişle şeker, nişasta ki bu da bir şekerdir ve tohum yağları var, bu üç bileşen ana nedenlerdir. Ve daha da temel sebep diyetisyenleri finanse eden ve FDA ile çok yakın ilişkileri olan bu kişilerdir. Geçenlerde TikTok ve Instagram'da harika bir basketbolcu olan bir influencer ile röportaj yaptım. Sadece 22 yaşında ve onunla röportaj yapmak istedim çünkü diyetini değiştirip performansını artırıp artırmayacağımı görmek istedim. Öğrendim ki McDonald's gibi fast food yerlerinde yemek yiyormuş, kahvaltıda şuruplu krep yiyormuş yani çok fazla abur cubur yiyormuş ve ona sordum. Dedim ki, herhangi bir sağlık sorunun var mı? O da, biraz yorgunum. Ah, evet, bir de gece uyuyamıyorum, dedi. Ben de, tamam, bunu değiştireceğiz, dedim. Bu yüzden ne yapması gerektiğini önerdim. Sonra yüksek kolesterolü olduğunu söyledi. Doktoru, kolesterolünü düşürmek için statin ilaçları almasını istemiş. Daha 22 yaşında. Evet. 22 yaşında ve doktor yediklerini biraz göz ardı etmiş. Peki, diyeti neden değiştirmiyoruz ki? Pek çok genç insan fazla kilolu olmadıkları için abur cubur yiyerek paçayı sıyırabileceklerini düşünüyor. Ama bu birçok başka soruna neden oluyor. Eğer 22 yaşındaki birine statin ilaçları verilirse, öncelikle kaslarında çok fazla hasar olacaktır. Enerji kaybından bahsetmiyorum bile. Ve nihayetinde biliyorsunuz ki bilişsel işlevde ve hatta testosteronda da düşüş olacaktır. Çünkü testosteronun ham maddesi kolesteroldür. Ve bu durumda yaptıkları şey kolesterolü bu ilaçlarla engellemek oluyor. Gerçekte burada ne oluyor? Bu büyük nedeni göz ardı ediyoruz. Aslında bunun sorumlusu büyük gıda şirketleridir. Ancak bu durum normalleştirildi ve gizlendi. Bizler büyük gıda ve ilaç şirketleri için birer para kaynağıyız. Bu şirketler beni bir sahtekar olarak görüyorlar çünkü keto diyeti gibi bir şey öneriyorum. Bu da insanları daha az miktarda şeker, nişasta ve tohum yağları tüketmeye yönlendiriyor. Ve biliyorsunuz, insanların kafasına şu şüpheyi sokmaya çalışırlar. Keto başlangıçta kilo vermek için işe yarayabilir ama uzun vadeli etkilerini bilmiyorsunuz diyorlar. Bu tam bir dezenformasyon kampanyası ancak keto doğru yoldur. Aburcu bur endüstrisi keto'yu sevmez. Bu yüzden keto hakkında kötü şeyler duyacaksınız ve bazen peki doktor Berg gerçek bir doktor değil tepkisini alıyorum. Bilimsel ilaçlar yazan, doğru teşhis koyan, uygun tedavi uygulayan Bakım standartlarına uygun hareket eden ve insanları ilaca yönlendiren bir doktor değil diyorlar benim için. Bunu yapmak istemiyorum. Bunu asla yapmak istemedim. Bu yüzden bana şarlatan veya sahte doktor diyebilirler. Ne derlerse desinler. İnsanlara bu üç bileşenden uzak durmalarını söylemeye devam edeceğim ve sonucunda ne olacak? İşte buradaki pek çok belirtinizi tersine çevireceksiniz ve nihayetinde karaciğer hasarını da düzelteceksiniz. Size ne yememeniz gerektiğini söyledim. Peki ne yemelisiniz? Bu bilgi için tam da buraya bu videoyu ekledim.